Ambulansı iptal ettik ama hastaneye mi götürseydik? Bitkin görünüyordu. Bete benzi atmıştı adamın adı. Ben de ilk başta kalp krizi sandım. Ama küçük bir kalp spazmıymış. Astımı da varmış. İlaçlarına baktım. Ha, öyle olunca da nefesi kesildi tabii. Biraz uyusun, dinlensin, geçer. Merak etme. İyi olsun da gerisi önemli değil. Çok korktum da kalınacağız diye. Ne icap ediyorsa olacak. Sonuçta bir insanın hayatı söz konusuyken benim durumumun esamesi bile okunmaz. O kadar iyi kalplisin ki Allah yardım etti. Hem sana hem Şevket abiye. Seni yine kaybedeceğim diye o kadar korktum ki. Ama kaybetmedim işte. Bak buradayım. Yanımda. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Hepsi geçecek. Biz yine mutlu, huzurlu hayatımıza devam edeceğiz. Ben Şevket abiye bakayım. Meltem Hanım. Siz de benim gibi kahveyi seviyorsunuz. İçersiniz diye düşündüm. Teşekkürler. Rica ederim Meltem Hanım. Biraz iyi görünmüyorsunuz. Uykusuz, yorgun, dalgın. Yok. Uykusuzum biraz, o kadar. Ara ara bana oluyor böyle, sonra kendiliğinden geçiyor. Anladım. Dosyalar vardı, birlikte üzerinden geçeriz diye düşünmüştüm ama istiyorsanız siz kendinizi iyi hissettiğinizde daha sonra bakalım. Çok iyi olur. Bir ihtiyacınız olursa haber verin lütfen. Geçmiş olsun. Sağ olun. Aramazsın. Her yerden ağrı kesici çıkar. Ararsın, bir tane bulamazsın. Niye kimse aramıyor? Niye kimseden ses çıkmıyor? Hangi deliğe girdi bu Allah'ın cezası Kemal? Hangi deliğe? Efendim, herkese merhabalar. Merhabalar. Yemin'in yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizin sesini açmayı lütfen unutmayın.